Merhabalar, video düzenleme programı CapCut ile videoda gördüğünüz gibi kişinin yüzüne sansür veya araç plakasına sansür işlemlerini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Videoyu zaman çizgisine bırakıyorum. Bir üst katmana aynı videoyu tekrar bırakıyorum. Üst katmandaki videoya maskeleme yapacağız. O yüzden iki tane ekledik. Efektler kısmını seçiyorum. Lens efektini seçiyorum. Bulanıklık efektini sürükleyip en üst katmana bırakıyorum. Nereye kadar bulanıklık yapacaksak bu efekti oraya kadar götürüyoruz. Ben sonuna kadar yapacağım için götürdüm. Bu iki katmanı, yani bulanıklık efektini ve videomuzun üst katmandakini, ikisini farenin sol tuşuyla seçtikten sonra farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Birleşik klip, alt proje oluştur, alt G kısa yol tuşuyla da yine bu işlemi yapabilirim. Seçiyorum. Şu anda tek klip olarak oluşturdu. Bu katman seçiliyken maske kısmını seçiyorum. Maske kutucuğunun aktif olması lazım. Yeni maske ekle diyorum. İstediğimiz şekilleri buradan maske olarak kullanabiliriz. Fırça ve kalem aracı ücretli versiyonda kullanılabiliyor. Diğerlerini ücretsiz versiyonda kullanabiliriz. Şimdi ben yüze maske yaptığım için çember olanı seçiyorum. Köşelerden basılı tutarak maskenin boyutunu büyütüp küçültebilirim. Daha sonra faremin sol tuşuyla yine sürükleyerek istediğim noktaya götürebilirim. Şu anda kişinin yüzü maskelendi. Oynat diyorum. Maskemiz sabit kaldığı için sansürleme istediğimiz gibi olmadı. Burada yapmamız gereken bu maskeye hareket vermek. Bunun için aşağıya doğru iniyorum. En başa alıyorum kürsürümü. Konum olarak X ve Y ekseninde bir tane anahtar key bırakıyorum. Rengi mavi oldu. Şimdi biraz ilerliyorum. Faremin sol tuşuyla maskeyi tutup yüzün olduğu kısma getiriyorum. Bu tam daire şeklinde oldu. İstersek bunu yüze uygun şekilde de yapabiliriz. Biraz daha ilerliyorum. Biraz daha sağa kayacağım. Bu şekilde adım adım bunu yüz maskelemede kullanabiliriz. Aynı işlemi araç plakasını sansürlemede de yapabiliriz. İlerliyorum biraz daha. Yüzü kapatarak videonun sonuna kadar gidiyoruz. Videomuz çok uzunsa şayet bulanıklık vereceğimiz kısmı baştan ve sondan keserek ortadaki kısma bulanıklık efektini verebiliriz. Her aşamada götürüyoruz. Şöyle kapatıyorum. Tabii bu zahmetli, bazı programlar var. Bu yüzü takip ediyor arkadaşlar. Adobe Premiere gibi programlarda kendisi otomatik takip ediyor. Biz burada elimizle yapıyoruz. Şöyle ilerletiyorum. Şöyle biraz geriye alalım. Tam böyle ara çok da açık olmasın ki kaymalar olmasın. Ben burada maskeyi her hareket ettirdiğimde anahtar keylerini videonun üzerine bırakıyor. Evet, şu anda işlemimiz tamamlandı. Oynatalım görelim. Biraz kayma olmuş. O bilgisayardan kaynaklı da olabiliyor. İşlemci tam yetişememiş olabiliyor. Yine şayet istediğimiz gibi değilse o noktaya gelerek, mesela şu anda ben seçtim, kayma var diyelim. Onu tekrar istediğimiz noktaya getirebiliriz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.